Deneme 1-2-3. Ha, pardon arkadaşlar. Uzun süredir video çekmeyince unutuyorum nasıl videoya giriş yapacağımı. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battlefield 1 oynayacağız. Bu oyun için Play Store'a gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim üzerindeki destekleri kesinlikle göz ardı edilemez. Ve Play Store'dan bu oyunu beğenirseniz satın alabilirsiniz. Aşağıda link de vereceğim. Oradan girip bakabilirsiniz, oyunda da inceleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar Battlefield 1 en sonunda geldi. Geldiği gibi böyle yıktı geçirdi falan. Yine şeyleri inceleme sitelerinde falan da bayağı iyi puanlar aldığını görüyoruz. Abartı mıdır değil midir ben size söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi FPS oyunu sonuçta çok büyük bir bir kötülüğü yok arkadaşlar, kesinlikle. Hatta çok da iyi özellikleri var, hoşuma da gitti. Hatta nasıl söyleyeyim size, saatlerce oynanabilecek bir oyun, günlerce, hatta yıllarca. Yıllarca değil tabii ki canım, niye yıllarca, artık yıllarca oyun oynanmıyor eskisi gibi. Eskiden öyle yıllarca oyun oynanırdı, sürekli oynardık bir oyunu. Oyunlar 10 dakika 20 dakika falan sürdüğü için toplam. Yani 10 dakika 20 dakika şöyle sürerdi. Toplam oyun şeyini hesaplarsanız hikayesini 10 dakika 20 dakika sürerdi. Ama gameplay mesela 50 saat falan sürerdi eskiden oyunlar. 40 saat 50 saat falan. Şimdi oyunun hikayesi mesela 10 saat sürüyorsa gameplay 1 saat sürüyor. 1 saat oyunu oynuyorsunuz toplam. 10 saate de şeyi sıkıştırıyor. Hikayeyi sıkıştırıyor. Buradan çıkmamız gerekiyordu. Gene böyle güzel bir rüyadan uyandık. Her zaman savaş psikolojileri böyle olur. Hele hele böyle zorlu savaşlarda. O ne ya? Oğlum bu nasıl bir kontrol lan? Allah'ım Allah'ım, elim titriyor ya. Yok böyle bir şey ya. Anam anam anam. Lan oğlum çekil lan, çekil lan. Anam anam. Ya oğlum. Al ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Al ne oldu? Ne oldu? Adamın gelişe bakar mısın? Tek başına indirecek hepimizi. Tek başına adam şey yapmış. İnanmış diyeyim ben size. Ya bu bayağı bir ağırlaşıyor bu. Diğer oyunlar gibi değil. Yaralandığınız zaman bayağı bir ağırlaşıyor. Hareketler falan. Oynarsanız görürsünüz. Diğerinde nasıldı? Sadece böyle bir ekran çıkıyordu. Ama aynı hızla hareket edebiliyorduk. Gidiyorduk, bir yere saklanıyorduk. Ama bu bayağı bir zor olmuş. Nasıl yani? Arkadaş şuna bak ya, yağmur gibi ya. Yağmur gibi yağdırıyorlar. Utanmıyor musunuz kardeşim? Al ne oldu? Ah ne oldu? Ne diyor? Ne diyor? Aa öyle uçarsın işte. Sen de uç. Lan ne güzel evinde böyle şeymiş. Duvarları kağıt kaplamaymış. Yazık olmuş. Lan ne bileyim ya, ne. O ne lan? Adam bir de havan topuyla saldırıyor ya. Yok böyle bir şey ya. Ben de buradan indiririm. Oha bura kalabalık oğlum. Bura kalabalık. Kaç 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 en iyisi. Kaçamıyoruz da, yavaş çünkü. Ya sen bizden misin lan? Ha? Üzerinde işaret yok. Ne? Ya niye kafamı karıştırıyorsun ya? Al. Al, indirdiler. Çat etti. Vallahi çat etti. Tam benim buramda, belimde de çat etti yani. Dünyanın dört bir yanından gelmiştik. Ergenlikten çıkıp erkek adam olacaktık. Bu büyük macera sayesinde işin aslı şu. Ki ortada badabım. Aha şimdi de şeye geçtik.
Oğlum bu nasıl bir şey lan? Ölmüyoruz lan oyunda. Aa, al. Herhalde giriş diye böyle yapmışlar. Gene dumur edecek bir şey olacak büyük bir ihtimalle. Oğlum, oğlum. Lan keep shooting diyorsun da kimin kim olduğu belli değil. Ben ateş ediyorum ama kimsenin ne olduğu belli değil. Al işte. Gerçi onlar al. Al buyur al. Al kıçına bıkkına yak. Ne? Camlardan çok fazlalar. Ha pencereler. Lan cam nerede oğlum? Oğlum bu ne lan? Arkadaş ne oluyor la? Percy Washington'da gitti. Herkes gidiyor. Yeni ölüm makineleri mesela tanklar savaşın şeklini bir gecede değiştirmişti. Neyse ki tankların hepsi onlara ait değil miydi diyor. Ne diyor orada bir şey dedi. Oo, tank da meşakkatliymiş canım. Lan ne geziyorsun orada? Çekil lan. Burası kilise gibi bir yer değil mi? Oğlum o depelerdeki zeplinlere bak lan. Tamam, tamam abi. Ne yapıyorsunuz siz ha? Ne oldu? He, şeymiş o. Alev makinasıyla saldırmış o daha demin. Ha ne oldu? Ha ne oldu? Biraz önce ötüyordum. Hava atıyordum. Geç hava attığı falan da yok da adamların tek derdi. Berlin'e kadar kovalayacağız diyor. Neresi burası? Paris mi ki acaba? Paris değildir de Fransa büyük bir ihtimalle. Evet evet Fransa burası. O lanet topçuların topçu. Ne yapıyorsun sen ya? Gerizekalı üzerime geliyor. Al. Sen de al. Kenan'ı indir diyor. Oradan mı Kenan? Kenan kim lan? Tamam hadi. Güzel. Tamam açalım. Nerede bizim çocuklar? Diğer tanklara yetiş çok... Bana demiyor herhalde. Ben sadece silah kontrol ediyorum şu anda. Büyük bir ihtimalle bana demiyor. Tamam ya sen merak etme. Ya abi ne çok çenem varmış bir sus arkadaş. Ya savaşa konsantre olamıyorum. Başaracağız. Bak al başaracağız al. Al buyur al. Charlie Abbott da gitti maalesef. 1918 mi diyor? 1918. Tabii ya. Savaşın sonları falan mı? Nasıl savaşın sonları la? Canın pahasına savun. Oh 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 maskeyi de taktık. Oh oh oh. Oğlum kim bizden kim değil anlaşılmıyor ki. Şunlar bizden. Tamam. Ha geldi geldi. Geldi yine. Ne oldu? Ha patladın mı? Sensin lan o. Aha Myron Brown da gitti. Sürekli gidiyoruz bakalım. Sürekli gidiyoruz. Gitti. O da gitti. Ya arkadaşım sen ne yapmaya çalışıyorsun? Aha.
Aha kafa kırıldı. Anam kafam yanıyor. Rulap Johnson da kebap oldu. Lan siper al diyorsun da nereye siper alayım lan? Açıklık alan. Al. Bombacı seni. Kafam yanıyor kafam. Beter ol. Sen nereye kaçmaya çalışıyorsun? Oğlum seni eze... La sen ne yapıyorsun? Önüme geçti. Şimdi kim vurduya gidecek? Gerçi herkes kim vurduya gidiyor burada da. Dur oğlum buradan... Şuradan şöyle geçersem... Bak. Wesley Williams da gitti. Arkadaş ne çok adam öldük ya. Öldü ya. Lan. Oğlum kimseyi vuramıyorum. Bu ne oluyor lan? Lan kimseyi vuramıyorum. Aram. Ne oluyor? Lan daha demin kimseyi vuramadım bile be. Aa bu sefer vuracağım. Git hepsi ölmüş lan. Lan kimse... Aha kafana kırdım. Onlar iteler biz iteleriz. Saldırırız anlamına geliyor tabii ki push. Burada. Ya savaş böyle iğrenç bir şey arkadaşlar, şaka bir yana. Gerçekten böyle iğrenç bir şey. Çok şerefsiz bir şey savaş. Yani onurlu ve suçlu olan biz hem efsanecek hem de tarih sayfasından gideceğiz. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. These are our stories. Böyle değişik bir konsept denemişler bu sefer arkadaşlar. Hikayelerin anlatıldığı. Genelde böyle savaşlarda hikayeler olur ya. Bizim de gazilerimiz anlatır ya hikayeleri, böyle gerçek hikayeleri. Bir gazi gördüğünüz zaman arkadaşlar siz de dinleyin, çok fazla kalmadı da gaziler, savaş gazileri. Çamur ve kan içinde birinci şeyi oyuncular arkadaşlar, hikayeyi hepsini oynamayı planlıyorum. Kolay, normal, zor. Ya bu şekilde zoru seçmiş oluyoruz. Tamam, güzel. Bunu oynayalım. Zırhlı bir canavar olan İngiliz MK5 tankı her tek bir atlama için tasarlanmıştır. Düşman hatlarını yarmak. Düşman hatlarını yaralım bakalım. Ribeco, Fransa. Ribecourt Fransa. Sonbahar 1918 sonbahar. Savaşın sonlarıdır. Alman betonu aşamayan çok sayıda piyade ölür. Haritalar değişmez. Ağır silahlı ve sağlam zırhlı İngiliz Mark 5 tankı ürkütücü bir savaş makinesidir. Siperlerin üstünden geçer, dikenli telleri yok eder. 17 Ekim günü Britanya kuvvetleri Cambrai kasabasına büyük bir saldırı için hazırlanır. İtiraf komutası tank desteğiyle birlikte düşman hatlarını yaracaklarına emindir. Mark 5 tankının bir handikapı vardır. O da kontrol edilememesi arkadaşlar. Yani. Oo. Bu muymuş Mark 5 tankı? Hiç benzemiyor lan tanka falan. Lan. Ellerime ne yaptınız? Ne yaptınız benim ellerime? Aa.
Evet, savaş böyle bir şey arkadaşlar. Çok güzel vurguluyor bunu. Efendim canım. Efendim komutan. Komutan, hadi gidelim. Eğlenceye kaçıyoruz. Ne yapıyorsunuz lan? Ene güvercinler. Don't worry about me, sir. I'm ready to do my bit for King and Country. Listen, son, you find forward and reverse when you're told you'll do all right for me. Grab those, would you? İleri geri. Tankın şeyi bu arkadaşlar. Olayı bu. İleri geri. Hayallerinin kadını. Bakayım. Oğlum bu ne lan? Oo, ama çok güzel canım o dönem için. O dönemin en sağlam tankı herhalde. Vay be. Yalnız Frostbite konuşmuş gene. Frostbite motoru. Frostbite derken. Oha ne oluyor oğlum? Küfür edenleri sevmez. Ben de sevmem peki de işte. Ben küfür ederim, küfür edeni sevmem. Ben de küfür etmem aslında. Ben de küfür etmemeye çalışırım. Hadi bakalım. To punch through the German line, destroying artillery positions as we go. Kolaymış. Kolay kolay. Ana. Ya ne güzel bir şey ama ha. Şuna bakar mısınız? After that, we'll advance on the French town of Cambrai, where I have been assured there is wine, women, and song. So you should enjoy that. Ha, my man is wine. Magmanus'un hoşuna gitmez mi? Niye oğlum? Herif gay mi lan? Allah Allah ya. Lan. Peki. Tamam. Tamam. Vay be, tankın içinde güvercin. Araba sürerdim, şofördüm. Yani. Bizim burada da askerde giriyorsunuz şimdi askere. Diyorsunuz ki ben şey güzel sanatlar mezunuyum. İşte ressamım falan. Ondan sonra nereymiş orası? Ha. Güzel. Tamam, Yeldeğirmen dediği orası. Bunlar uçaklar. Bu da Zeppelin. Şuna bak hele. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi böyle ressam diye gidersiniz, ressam falan dersiniz. Ondan sonra gel bakayım sen, bizim işimize yararsın derler, götürürler sizi böyle. Bir tane şey, elinize bir boya tenekesi, şu duvara boya bakalım derler. Onun hesabı. Şoförsen madem tank sürersin sen herhalde falan diye böyle. Elektronikçi misin? Ha, sen ışıkları kapatıp aç her gün. Oğlum bu nasıl bir manyak cihazdır lan, böyle acayip bir şekilde gidiyor yani. Hani kontrolleri bir tuhaf bu. Aha aha. O neydi oğlum? Ya bir git. O ne? Onu da halledeyim oradan. Tamam. Oğlum niye patlamıyor la? Ulan gücücük şey. Bir de kaçabileceğini falan düşünüyor ya böyle.
Tamam. Tüm Alman topçularını temizleyin. Alman topçusu bakıyorum sağ sulan mı? Bir tane bu taraftan bir ateş ediyor da. O değil şu taraf. Nasıl kaçışıyorlar ama? Herhalde kaçacaklar. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Allah Allah. Lan ne komedi ya. Çekil lan. Tamam, o tepeyi de hele geçirelim. Her yere geçiririz oğlum, tank bizde nasıl olsa. Aman çamura falan filan batmayalım. Oha, 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 oha. Nereden geldi lan o? Sen mi ateş ediyorsun lan? Yok ya, ondan değil, yandan geldi. Tamam, o da gitti. Şu salağı da indirelim. Herhalde yeterli olur. Tamam. Oğlum o ne lan, kazık gibi. Gözümün önüne kazık geldi direkt. Lan motorda problem falan yok ya. Sürekli bana laf atıp durma ya. Allah Allah. Lan sanki var ya çok sağlam bir şeymiş gibi bir de. Ulan oğlum şundan bir trafiğe çıktınız düşünsenize. Bütün arabalar. Tabii ben burada konuşmaya dalarsam olacağı o. Böyle güm diye giderim yani. Tank bayağı zevkliymiş ama ha, tank görevleri. Harbiden zevkliymiş. Diğerlerinde bu kadar ayrıntılı değildi diğer Battlefield'lerde. Orayı ele geçireceğim ya, onun başka yolu yok. Şuradan biri ateş ediyordu. Evet, o gözüktü orada zaten. Oğlum niye patlatamıyoruz lan biz orayı? Lan şöyle ya. Allah Allah. Ondan sonra şurada. Ha. O da tamam. Motor tamam derken. Ha şey. Tamam. Oğlum. Hemen tamir etmem lazım yoksa giderim. Arkadaş bu kadar küçücük bir bombayla bu kadar hasar görmemesi lazım aslında bu tankın ya. Çünkü adamın orada attığı havan topu. Bak şu havan topu mesela. Lan sen de çok oldun. Zırhların en zayıf olduğu yerler arka tarafı ve yanları. Tamam, yanlarına ateş ederiz o zaman. Gel gel. Yalnız orada nasıl bir tank lan öyle? Ha? Nasıl bir tankmış oğlum o öyle?
Patlamayı da bilmiyor kardeşim. Yani yanlış adamlara çattım. Tamam, ilerleyelim. O ne oğlum? Oğlum. Ne oldu ya? Allah Allah, olaya bak. Sen iyi misin? İyiyim. Emin misin? He. Var ha. Finch iyi değil. Finch. Aa, Finch de gitti. Finch öldü. Lan ver lan onu. Bu nasıl bir şey oluyor? Tamam ya, üf, ama ne du... Şimdi tamiri de bize yıktılar. Şeyi de bize yıktılar. Siz zaten bizdeydi de. Tankı biz hareket ettiriyorduk da. Şimdi tamirine bizi yıktılar. Hahaha nasıl yıkış yaptım ama. Bazen kendilerini ateş edebiliyorlar arkadaşlar. Bir arkadaki ortaya getirirseniz herhangi bir düşmanı, arkadaki size ateş edeceğim diye ona ateş edebiliyor. Bu tankta dikkatimi çekti özellikle. Çok fazla işime yaradı. Topçuyu da imha ettik de mecbur tamir etmem gerekiyor. La bir et. Salak. Çapın ne daha? Kuvanlara bak. Siz de tamam. Yalnız onlar bir ateş ederse var ya bir daha. Biraz önce bizi ateş edenler onlardı zaten, değil mi? O ne lan? Oğlum sen ne, sen nasıl bir şeysin lan öyle? Çakma şey gibi. O ne lan öyle gücük? Ama sağlam da vuruyor ha. Harbiden sağlam vuruyor ha. Tamam sen de tamamsın. Şunu da indirelim de oradan. Ne olur ne olmaz. Ateş falan edebilir. Arkadaşlar kendimi garantiye alıyorum yani bunu yapmasam. Adamlar tek vuruşta indiriveriyorlar ya. Her şeyi de görmemi beklemeyin yani. Ne oluyor lan orada? Oğlum çarşı karışık. Ha şu ateş eden. Oha. Oğlum kim kime dumduma lan? Ne oluyoruz orada? Topçuyu vur. Şunu mu diyorsun? Vuramadık. Bir daha vurayım. Tamam. Çok iyi.
Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Aptal gerizekalı. Adam kaldı orada. Oğlum bunlar ne ara türüyor lan böyle birdenbire 5-6 tane. Ha, şeyle öldüremiyoruz onu arkadaşlar ya. İlla şey lazım. Yalnız bir de şöyle bir olay var. Bölgeyi ele geçirdiğiniz zaman o top sizden ilgisini kesiyor yani. Dönüyor başka bir yere ateş etmeye falan başlıyor. Şu şekilde olur herhalde. Yine de riski almamak lazım. Bu sefer tutar gene ateş etmeye falan başlar. Aa, mesela şöyle. O neydi lan? Oğlum bildiğin uçak düştü herhalde lan. Hangi topçuyu birader? Tank var oğlum orada. Ne topçusu? Arkadaş şu tanka bakar mısınız yalnız? İki. Üç. Dört. Dört beş tane şeyle ancak parçalanıyor. Şunu da parçalayalım. Oğlum iyi ki onu parçalayacaktık. Gitti neresi parçalandı? Onun haricinde carrier parçalandı. Oğlum şu tankın ihtişamına bakın ya. Ne yapıyorsunuz lan? Tamam. Madem öyle istiyorsun götürelim. Ayıpsın. Ayıpsın moruk. Götürürüz. Nereye kaçacaksınız? Nereye kaçacaksınız? He? Oha oğlum. Hem batarım hem ateş ederim. Biri gitti. Biri daha gitti. Şu neredeydi ha? Arkayı gösteriyor ama. Tam nerede orası? Gözükmüyor da ya. Nereye koydunuz lan onu? Güvercin. Güvercin uçuverdi. Kanadına. Evet. Aha. Kulak gitti oğlum. Onu. Aha adam da öldü. Oğlum kulak. Kulağım acıyor la. Lan güvercini niye yakalayacağım? Lan biri. Başka şansımız yok. Güvercinin duruşa bakar mısın? Yakala o güvercini. Yakalama. Yakala ulan. Güvercini uçurduğundan hepimiz ölürüz. Bu bir emirdir evlat. Güvercini serbest bırak diyor orada aslında. Güvercini uçur demiyor ki. Gerçi aynı anlam ya. Güvercin gidiyor bakalım.
Yalnız giren müzik şey gibi. Böyle sabun reklamı var ya, Dove'un. Dove zaten sabun da. Onun reklamı var ya böyle, onun gibi. Bembeyaz. Bembeyaz bir güne uyanmak ister misiniz? Her şeyin tertemiz olduğu, insanların tertemiz bir güne uyandığı. Harika duygular. Harika. Harika şeyler bunlar. Yalnız da bayağı bir sağlam güvercinmiş. Kendinizi serbest bırakın. Dove kullanın. Dove vücut kremi. Dove losyonu. Dove sabunu. Her türlü şey. Özgürce yapın. Müzik kesildi. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum güvercin niye böyle mal gibi gidiyor lan? Kontrol edilmiyor bu güvercin. Yanlış tuşa mı basıyorum, ne yapıyorum? He. Güvercin uçuverdi. Kılavuz 31.724. Nasıl lan? 31 yazıyordu orada. 36.42. Ben salak gibi yanlış okudum herhalde. Yani büyük bir ihtimal yanlış okudum. Allah. Geliyor çocuklar. Sağ ol abi. Geliyor. Aha gitti. Çel. Oğlum tanka hiçbir şey olmamış lan. Kesin olmuştur gerçi bir şeyler ama. Is that right? All we got out here is blind orders and chance. Which you'll do first, you reckon? I'm sick of your lip, McManus. Aynen. Aynen tam ben diyecektim. Aye, aye, sir. Aye, sir. It'll start it up. İskoçlar mı? İskoçların şeyiydi herhalde. Kaptan şey korsan dili ama. Oğlum akıtıyor la. Akıtıyor, bildiğin akıtıyor. Patlayacağız la. La sus, benden çıkartma hıncını, çıkacağım şimdi. Ha. Yavrum benim, şuna bak be. Kes sen, acımaz seni ya. Ah hell. There's fog up ahead. I can't see more than 20 yards. We're pushing through. Evet, tankların şeylerinden bir tanesi. Dezavantajlarından bir tanesi, sis de göremiyor tabi. La sis de kimse göremez lan. Ne tank? Sadece tank değil, uçak da göremez yani sis de. Şey uçakları, şu o dönemin uçakları. Motorlu uçaklar. O ne lan? Ne oluyor lan? Nasıl oldu lan o? Adam şeyden dışarı mı çıktı?